Herkese merhaba. 6 Şubat tarihli depremlerle ilgili hatıralarımı paylaştığım video serisinin ikinci bölümünde karşınızdayım. Bu bölümde Hatay bölgesine gönderilen işte konteyner, eşya yardımı gibi sürecin ardından bakanlık tarafından görevlendirilmemiz ve Malatya'daki hasar tespit çalışmalarımızı anlatacağım. Evet, son gelen konteynerlarımızı indiriyoruz. Bu şekilde öncekilerle birlikte sıra halinde konteynerlar yerleşti. Karşıda da var. Öncelikle 15 Şubat akşamı bize telefon geldi ve saat 23 sıralarında gelen telefonun ardından ertesi sabah yola çıkmak üzere de hızlı bir telefon trafiğinin ardından organize olduk. 16 Şubat günü Malatya bölgesine doğru 12 araç ve 45 kişilik ekiple yola çıktık. Aslında ben otobüsle gideceğimizi düşünüyordum. Ancak araçla gidilmesi gerekiyormuş. Tabii mazot masraflarını vesaire hepsini bakanlık karşıladı. Otobüsle gidilmesinin aslında dezavantajlı olacağını oraya gittikten sonra öğrendim. Çünkü herkesi bir köye veriyorlar ve otobüsle o köylere gidilmesi, orada hasar tespit çalışmaları yapılması gerçekten çok zor. Dolayısıyla şahsi arabalarını herkes aslında kullandı ve bu şahsi arabalarla bölgeye intikal ettik. Biz o gün Malatya bölgesine giden 45 kişiydik. Tabii bizden önceki dönemde Hatay'a giden yine ekipler vardı, farklı şehirlere giden ekipler vardı. Ancak bildiğiniz gibi bizim üye sayımız 400 civarında ve 45 kişisi o anki görevlendirmeyle Malatya'ya gitti. Tabii bu ekipten sonra yine farklı şehirlere giden ekiplerimiz de oldu. Biz oraya gittiğimizde Ankara İnşaat Mühendisleri Odası'ndan o bölgeye intikal eden sadece 100 kişi olduğunu öğrendik. Bu aslında çok hayal kırıklığı oluşturan bir sayı. Çünkü Ankara İMO'nun 25 bin üyesi var ve sadece 100 kişi gitmiş. Bizim 400 üyemiz var ve bizden 45 kişi gitti. Dolayısıyla hasar tespit çalışmalarına katılımın çok düşük olması da açıkçası beni çok üzdü. Hatta bölgede çalışmalara katılan toplam inşaat mühendisleri odasına bağlı üye sayısı 2155 kişiymiş. Açıklanan raporda en azından böyle yazıyordu. Yani sadece Kütahya İMO'dan Malatya'ya giden üye sayısı toplam katılımın %2'sini oluşturuyor. Ki diğer illere giden üyelerimiz buna dahil değil. Oysa Kütahya İMO'nun toplam İMO nüfusuna oranı 1003 sadece. İstatistikleri sevdiğimi biliyorsunuz. Son olarak şunu söyleyip bu konuyu geçeceğim. Kütahya'daki gibi yoğun katılım oranını bütün inşaat mühendisleri odası sağlayabilseydi 2000 kişi yerine 13.000 kişi bölgede olurdu. Bu anlamda da Kütahyalı hemşerilerimizin, Kütahyalı inşaat mühendislerinin nasıl büyük bir özveri gösterdiğini de aslında görmüş oluyoruz. Dönelim 16 Şubat'a. Türkiye çok büyük bir yermiş. Bunu öğrenmiş oldum ben. Çünkü ben Ankara'nın doğusuna hiç geçmemiştim. Sadece askerlik için Samsun'a gitmem gerekmişti. Onda da uçakla gitmiştim zaten. Bu defa karayoluyla Malatya'ya, hatta otelimiz Elazığ'da olduğu için Elazığ'a gitmemiz gerektiğinde yol gerçekten bitmedi. Yol gerçekten çok uzundu. Hatta bir ara şeyi hatırlıyorum. 600 küsür kilometre kalmıştı navigasyonda. Telefonla vakit geçirdim, muhabbet ettim. Bir ara uyudum, uyandım. Hala 600 küsür kilometre vardı. Yani gerçekten yol epey uzundu. Tabii benim o an o kadar çok canım sıkıldı. Ama bir yandan da şunu düşündüm. Vaktiyle Atatürk at üstünde Trablusgarp'a gitmişti. Yani gerçekten aklım almıyor. Rabbim mekanını cennet eylesin. Çünkü bu vatan için yaptığı şeyler asla göz ardı edilebilecek şeyler değil. 16 Şubat akşamı biz Elazığ'a vardık. Yani Malatya ile Elazığ zaten birbirine çok yakın. Malatya'da konaklamamıza izin verilmedi. Çünkü o bölgede henüz hasar tespit çalışmaları bitmediği için otellerde de zaten kimse kalmıyordu. Dolayısıyla biz doğrudan Elazığ'a geçiş yaptık. Elazığ'da bizim otelimiz belliydi. Ancak Elazığ'a geçiş yaptığımızda şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Şimdi açık konuşalım. Ekip inşaat mühendislerinden oluşuyor ve bizi belli başlı otellere dağıttılar Elazığ'da. Ancak dediğim gibi ekip inşaat mühendislerine oluşuyor ve deprem bölgesine inşaat mühendislerini gönderip de kaldıkları otel konusunda güvenlik sağlayamamak bir zafiyetti bana kalırsa. Yani oraya giden kimse kesinlikle konfor aramıyor. Herkesin uyku tulumu yanındaydı. Yani çadırlarda kalmaya dahi razıydık ama belli bir grup arkadaşımız ve içlerinde ben de vardım. Belli başlı otellerde kalmak zorunda bırakıldı ve bu otellerde zaten şu anda ekranda da fotoğrafını görüyorsunuz. Kolonların hali bu şekilde. Yani açık söylüyorum, arabada uyusak, çadırda uyusak, konteynerde uyusak en azından huzurlu bir şekilde uyurduk, huzurlu bir şekilde uyanırdık ama bu otelde kalın deyip bu otelin ayarlanması bakanlık tarafından gerçekten bana kalırsa bir güvenlik zafiyeti ve bence hoş bir durum değil. Yani tekrar söylüyorum, biz konfor aramıyorduk. Deprem bölgesine gönüllü olarak gelen insanların bu otelde konaklatılması doğru değildi. Bu konu ancak 2 gün sonra çözülebildi. Dolayısıyla bu konuda çok da fazla bir yorum yapmak istemiyorum ama çok doğru bir durum değildi.
17 Şubat günü hızlı bir şekilde Malatya'ya geçiş yaptık ve tabii ki bu otel problemimiz için il müdürlüğündeki müdürle görüştük. O da bu konuya çözüm bulmaya çalışacağını söyledi. Bu sırada da dedi ki sizden önce Erzincan ekibi bu bölgede hasar tespit çalışmaları yaptı ancak depremin hemen ardından çalışmalar yapıldığı için insanları yerinde bulamadık ve çoğu binaya da giremedik. Dolayısıyla sizi ben dedi Joker ekibime yazmak istiyorum ve siz bu bölgedeki binaları tekrardan kontrol edeceksiniz dedi. Biz de kabul ettik. Bunun şöyle bir avantajı oldu bize. Biz oradaki ticaret hacminin canlanması için altında iş yeri olan yani aslında şehrin en belki de eski yapılaşma bölgesi olan bölgeden sorumluyduk. Dolayısıyla şehir merkezi olduğu için hem yüksek katlı binaları inceleme şansım daha çok oldu ve tabii bu sayede de aslında mesleki tecrübemizi de artırma fırsatı bulduk. Tam biz müdürün odasındayken de tam o anda 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Tabii Mustafa ile biz göz göze geldik çünkü alışık değiliz ama herkes o kadar alışmış ki. Yani kimse istifini bile bozmadı. Sadece biz böyle Mustafa ile bir göz göze geldik o an. Ufak bir tabii hazırlıklı değiliz, alışık da değiliz. Bir panik yaşadık. Daha sonra çekiç, baret, ışık, eldiven, tablet gibi ürünler bize teslim edildi. Hasar tespitine başlayacağımız noktaya doğru harekete geçtik. Dediğim gibi bizim görev yaptığımız yer Malatya'nın ticaret hacminin belki de kalbiydi. Dolayısıyla bir şehri eğer hayalet şehir görünümünden çıkarmak istiyorsanız öncelikle ticaret bölgesini aktifleştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bizim orada hızlı bir şekilde tespitlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Çünkü dediğim gibi iş yerleri kapalı olduğu zaman gerçekten de şehir hayalet şehre dönüyor. İş yerlerinin burada çok büyük bir anlamı vardı. Şu anda ekranda gördüğünüz fotoğrafta bir tek benim çizmem var. Çünkü şehir merkezine verilme ihtimalimizin düşük olduğunu, köylere verileceğimizi düşünmüştüm. Sabah otelden çıkarken ve bu nedenle de çizmelerimi giyip çıkmıştım. Köylerin karla kaplı olduğunu değerli meslektaşım inşaat mühendisi Barış Çavuşoğlu daha önceden söylemişti bana. İlk gün Atatürk Caddesi'nde biz tespitlerimizi yapmaya başladık. Az önce de dediğim gibi yani köylere nazaran şehir merkezinde olmamız ve yüksek katlı yapıları inceleme fırsatı bulmuş olmam, betonarme yapıların nasıl davrandığını görme fırsatı bulmuş olmam aslında mesleki anlamda bana çok şey kattı diyebilirim. Tabii ki incelediğimiz yapıların bazılarına ağır hasar raporu vermek zorunda kaldık. Hatta yine bizim Kütahyalı meslektaşlarımızın ağır hasar verdiği binaların bazıları da daha sonraki depremde yıkıldı ve bu konuda da ıskalamamış olmamızın da çok büyük anlamı olduğunu düşünüyorum. Bölgede öğle yemeklerimiz zaten tamamen devlet tarafından karşılanıyordu. Tabii ki kahvaltılarımız ve akşam yemeklerimiz de. Öğle yemeklerimiz koordinasyon merkezinde dağıtıldı. Zaten yemek konusunda tamamen her şeyi devlet karşıladı. Ve yemek konusunda bir şeyi söylemeden geçmek istemiyorum. 18 Şubat tarihinde hayatımda ilk defa Özbek pilavı yedim. Ben o tarihe kadar ne olduğunu bilmiyordum. İnanılmaz lezzetliydi. Yani gittim hatta bir tabak daha rica ettim ve bir tabak daha aldım. Zaten yemek artmıştı. İnanılmaz lezzetliydi ve hatta Kütahya'ya döndükten sonra ofisteki aşçımıza da rica ettim. Dedim ne olur dedim Özbek pilavı yapar mısın dedim ve Özbek pilavı yaptı. Açıkçası aynı değildi kesinlikle. Oradaki çok daha lezzetliydi. O gün hatta Mustafa Şen'i de ofise davet ettim. Çünkü Mustafa Şen de çok beğenmişti Özbek pilavını. Yani belki de hayatımda yediğim en lezzetli yemeklerden biriydi diyebilirim. Çok beğendim. 17 Şubat akşamında Barış Çavuşoğlu'yla haberleştik ve onun kaldığı otelin altındaki işletmede buluştuk. Zaten sosyal medyadan ve telefonla sık sık iletişim kuruyorduk. Biz Barış'la aynı okul mezunuyuz. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi mezunuyuz. Barış benim bir alt dönemim ve ortak arkadaşlarımız da vardı zaten. İletişimimiz de vardı. Ancak yüz yüze belki de çok uzun yıllar önce oturabilmiştik. O akşam onunla birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Hem depremle ilgili çok fazla şey konuştuk. Hem de inşaat mühendisleri odasıyla ilgili çok fazla şey konuştuk. Tabii zaman zaman siyasi konuları da konuştuk. Ardından da otelime geri döndüm. 18 Şubat tarihinde hasar tespiti çalışmalarımıza yine kaldığımız yerden devam ettik. Tabii hasar tespiti çalışmalarında vatandaşa şu bilgiyi sürekli olarak verdik. Yani bizim yaptığımız bu çekiçle hasar tespiti çalışmaları kesinlikle binaların güvenliğiyle alakalı bir durum değil. Bu hasar tespiti çalışmaları sadece binaların bu depremde ne kadar hasar aldığını tespit etmek için kullanılan bir yöntem. Ve acil yıkılacak olan binaları ve ağır hasarlı olan binaları aslında tespit etmek için kullanılan bir yöntem. Tabii ki bunu bilgilendirmek bizim görevimiz çünkü bizim hafif hasarlı verdiğimiz ya da hasarsız verdiğimiz yapıların vatandaşın kafasında bu bina güvenli, hiçbir şey yapmama gerek yok gibi bir algı oluşturmasını istemedik. Çünkü evet bu depremde hiçbir şey olmamış olabilir ancak bir sonraki depremin garantisi yok. Lüzum görülürse binaların güçlendirilmesi veya yeniden yapılaşması çok daha sağlıklı olabilir. Tabii bunlar için de test yapılması gerekiyor ve bu test bizim orada çekiçle yapabileceğimiz bir test değil. Yani bu detaylı analiz yapılarak varılabilecek bir sonuç. Dolayısıyla da vatandaşları bu konuda sürekli olarak bilgilendirmeye çalıştık. Bu arada şu anda Özbek pilavı yediğimiz alanda çekildiğimiz fotoğrafı görüyorsunuz. Fotoğrafta benim sağ yanımda duran Mustafa Şen ve benim iki solumda duran Mehmet Emin Akyol. Yani üçümüz liseden beri sınıf arkadaşıyız. Üçümüz aynı sınıftaydık. İnşaat mühendisi olduk ve Malatya'da hasar tespiti için yine beraber bulunduk. Şu anda ekranda yine bölgede çekindiğimiz birkaç fotoğrafı görüyorsunuz.
19 Şubat tarihinde öğleden sonra 3 civarlarında Mustafa Şen'le birlikte bir binaya girdik. Tabii hasar tespiti yaptığımız için elimizde tablet, bir elimizde çekiç oldukça çevre esnaf tarafından, çevre halk tarafından ilgi çekiyoruz. Biz bir yere bakıyoruz, mesela dışarıdan bir şey gördük. Bir yere bakıyoruz, halk da kafaları çeviriyor, o tarafa bakıyor. Tablete eğiliyoruz, bir şeye bakıyoruz. 2-3 tane daha kafa tablete eğiliyor. Yani tabii ki ilgilerini çekiyor. Ancak şöyle bir olay oldu. Dediğim gibi bir binaya girdik ve yukarıda, yani orada özellikle o dikkatimi çekti. Benim bulunduğum şey göre oradaki dükkan katları çok yüksek. Yani belki 4,5-5 metre vardı oradaki dükkan katları. Dükkan katındaki bir kirişte bir şey dikkatimizi çekti ve oradan merdiven de vardı. Merdiveni getirdiler. Merdiveni kurdular ve tam ilk adımımı attığımda böyle deprem diyemiyorum. Yani bir sarsıntı hissetmedim ama böyle bir yer küreden ses geliyormuş gibi bir şey hissettim. Ve o etrafımızdaki dayıların hiçbiri bir anda kalmadı. Hepsi birden dışarı kaçtılar ve bir tek biz kaldık Mustafa Şen'le. Yani ne olduğunu anlayamadık çünkü tabii biz de sonrasında çıktık. Oldukça gergin bir anda aslına bakarsanız. Yani şu an belki çok daha sakin bir şekilde anlatıyorum ama o an oldukça gergin bir andı. Şu anda ekranda arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Ahmet Fatih Sora ve Emin Vançin. O ikisi bu deprem anında bir binanın bodrum katındaydılar ve orada yakalandılar depreme ve o binaya da ağır hasar verdiler. Yani böyle koşullarda, böyle risklere rağmen binlerce inşaat mühendisi sahadaydı gönüllü olarak. 20 Şubat tarihinde yine hasar tespiti çalışmalarına sahada devam ettik. Burada çok enteresan bulduğum iki olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir ticari binaya girdik. Eğitim kurumu olarak kullanılıyordu bu binanın üst katları. Ve bu binanın bodrum katını gezdiğimizde hiçbir hasarla karşılaşmadık. Zaten genel olarak biz orada bodrum katlarda hiç hasarla karşılaşmadık. Belki de gömülü kat olmalarından ötürü katın deplasman yapmaması ve bu nedenle de hasar almaması söz konusu olmuş olabilir. Hatta bu tespiti sadece biz yapmamışız. Şu anda yüksek lisans yaptığım Dumlupınar Üniversitesi'ndeki hocalarımız da aynı gözlemi yapmışlar. Yani bodrum katlar genel olarak gömülü olanlar özellikle hasar almamış. Ve bodrum kattaki hasarsızlıktan sonra zemin katı gezdik. Tabii zemin katta da yine bir tane bile çatlak yok. Yani kafamızda yavaş yavaş artık bir kanaat oluşmaya başladı. Sonra dedik ki birinci kata bakacağız şimdi. Birinci kata çıktığımızda çok farklı bir tabloyla karşılaştık. Yani sanki alttaki iki katla birinci kat çok çok farklı davranış göstermiş gibiydi. İşte kolonlarda kesme çatlakları, bir şeyler, gerçekten inanılmaz bir tabloyla karşılaştık kendi adımıza. Çünkü alt katlarda hiçbir belirti yoktu açıkçası. Ve bu binada şöyle bir şeyle de karşılaştık. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Binadan karot almışlar. Ancak bu karotu uygun malzemeyle doldurmamışlar. Bu boşluğu uygun malzemeyle doldurmamışlar. Ve bu nedenle de buralardan da çatlak oluşmuş. Şu anda görüntüleri izleyebilirsiniz. Karot mu olmuş? Kolunda. Şey mi? Güçlendirme falan mı yapmaya çalıştınız? Video çekiyor. Çekiyor. Karot olunan delikten kesme çatlağı var. Yaklaşık 3 milim civarında. Aynı şekilde kirişin bu yüzünden de böyle boyunca çatlamış. O tarafta karot alınmış. Evet. Şurada kesme çatlak. Bir kamor çatlak. Etiye var orada bence. Etiğiniz var. Korozen. Şu mu? He. Şu etiğe değil mi? Ha, yok değilmiş. Pardon, özür dilerim. Yaşadığımız diğer enteresan olaysa şöyleydi. Bir binaya girdik. Binayı tek tek gezdik. Katları tek tek gezdik. Tabii şimdi iş hanı gibi büyük yapılarda her daireye girmemiz de mümkün olmuyor. Çünkü kimisi işte Malatya'yı bırakmış, gitmiş İstanbul'da yaşıyor. Yani herkes aslında bölgeden ayrılmış. Yani kalanların sadece dairelerini gözlemleyerek bir yorum yapmaya çalışıyoruz. Delil bulmaya çalışıyoruz. Yani bu açıdan da aslında oldukça zor ve vebali yüksek olan bir olay. Yani çok dikkatli olmamız gerekiyor. En ufak bir ayrıntıyı kaçırmamamız gerekiyor ve o ayrıntıdan bir çıkarım yapmamız gerekiyor. Neyse, biz binayı gezdik A'dan Z'ye ve belli bir kanaat oluştu. Yani binada ağır bir hasar söz konusu. Tabii o binayı inşa eden müteahhitin de o binada bir mülkü var. Yani o vatandaşın ofisi de
oradaymış. Tabii onun kapısı kapalıydı. Hatta bizi gezdiren çocuklar dedi ki hani kapıyı kıralım mı, girelim mi? Biz de dedik ki hani girmeyelim. Zaten biz yeterli kanaatimizi oluşturduk. Yani ağır hasar olduğu çok belli. Girmemize gerek yok. Bir de şimdi müteahhit sonuçta belki ofisinde kasası vardır, bir şey vardır. Hani durduk yere de şey yapmayalım. Ha eğer delil bulamasaydık girerdik ama orası ayrı mesele. Neyse binadan çıktık. Binanın karşısına geçtik. İşte tablete verilerimizi giriyoruz. O arada böyle son model beyaz bir araba yanaştı. Bir dayı indi içeriden. Geldi yanımıza. Tabii biz tanımıyoruz ama sonradan binanın müteahhiti olduğunu öğrendik. Bunun gibi pek çok yapısı daha varmış şehirde ve yine bazılarında da hasarlar oluşmuş. Tam detayını da bilmiyorum açıkçası. Şundan bahsetmem lazım aslında bu konudan önce. Biz 2007 yapımı bu binada çok iri agregalar gördük. Şu anda da ekranda zaten görüyorsunuz. Bu çok iri agregaların olmaması lazım hazır betonlarda. Ve tabii biz şunu düşündük. Yani evet müteahhitlerin dışında bir de bu şehirde hazır beton firmalarının bir sıkıntısı olduğunu düşündük. Yani aslında hatanın bir diğer ayağı olarak da biz hazır beton firmalarını düşündük. Çünkü böyle bir agrega olamaz hazır betonda. Ardından da tabii beton kalitesinin de çok düşük olması zaten dikkatimizi çekmişti. Yani bir çatlağı kazırken dahi çok hızlı bir şekilde beton deforme oluyordu. Dolayısıyla bunları da düşünerek Mustafa Şen müteahhite şunu sordu. Ya dedi hani siz burada betonu nereden aldınız dedi. Hani hangi firmadan aldınız dedi. Yani bir firma ismini tespit edip onunla ilgili de aslında çeşitli araştırmaların yapılması gerektiğini düşündük. Ve müteahhit şöyle dedi. Ben burayı dedi elle betonla attım. Hazır beton atmadım. Ve 2007 yılı yani 2004'ten sonra özellikle zaten hazır beton çok yaygındı. Ancak 2007 yılı yapımı bir binada dahi elle karılmış bir betonun atıldığını gördük. Tabii bu nedenle de zaten hem agregaların uygunsuzluğu hem de betonun zayıflığı aslında bu nedenden kaynaklanıyordu. Ve iddia ediyorum o bina eğer hazır betonla yapılmış olsaydı, kaliteli bir betonla yapılmış olsaydı hasar almayacaktı. Yani bizim gözlemlerimiz o şekilde oldu. Çünkü genel olarak evet ağır hasar verdik ancak burada beton kalitesinin çok büyük bir faktör olduğuna kanaat getirdik. Sonrasında da şöyle dedi müteahhit. Ya dedi ben aracıyım. Ben dedi işte şantiye şefine parasını verdim. Belediye geldi o zaman denetledi dedi. Ben çok da anladığım işler değil zaten dedi. Ben dedi ticaretime bakıyorum dedi. Ve şöyle düşündük biz o an. Yani evet yargı karşısına bu adam çıktığında Allah'tan binalarında yıkılan bir binası veya ölen bir vatandaş yok. Dolayısıyla böylesine bir depremde zaten ceza alacağını düşünmüyorum. Ancak yani bu ilkokul mezunu müteahhitler, Hatay'dakiler ya da işte diğer şehirlerdekiler yargı karşısına çıktığında da aslında aynı savunmayı yapacaklar. Yani diyecekler ki ben çok da anlamam. İşte ben parasını verdim, yapı denetim geldi denetledi. Parasını verdim, şantiye şefi imza attı. Bak adam sıyrıldı şu an olaydan zaten. Yani hakimin gözünde şu algı oluşacak. Evet yani bu adam sadece bir ticaret erbabı ve parasını vermiş denetlesin diye işte yapı denetim sonuçta profesyonel bir firma. İşte ekibiyle geliyor şantiyeyi denetliyor. Uygunsa beton atmana izin veriyor. Uygun değilse beton atmana izin vermiyor veya işte beton kalitesi yetersizse sana burayı yıkmanı söylüyor gibi düşünecek. Doğru. Veya işte şantiye şefi işte işin A'dan Z'ye tamamen hakimi insan. Yani A'dan Z'ye ne yapıldıysa şantiye şefi oradaydı. Dolayısıyla evet burada da bir denetim faktörü var. Hatta bil fiil denetim faktörü var. Evet yani ben olsam, bir hakim olsam tabii değilim. Yargılamak bana da düşmez ama ben de müteahhiti burada haklı görürdüm. Neden? Çünkü evet sonuçta devlet bu adama müteahhitlik yetkisi vermiş. Evet yani birileri de gitmiş, imza atmış, denetlemiş, bunu beyan etmiş ve dolayısıyla da müteahhitin burada kusur oranının azalacağı çok net bir şekilde belli. 20 Şubat günü akşam saatlerinde 6.4 büyüklüğünde Samandağ'da bir deprem oldu. Biz bu sırada yolda olduğumuz için biz bu depremi hissetmedik. 21 Şubat 2023 günü bizi ilk defa şehir merkezinde görevlendirmediler ve bir köye verdiler. Köyün ismini paylaşmayacağım. Ama şunu söyleyebilirim, muazzam bir muhtarı var. Yani o kadar ilgiliydi ve o kadar iş bitirici bir adamdı ki. Yani biz 4 kişi tek arabayla gittik. 2 kişi bir arabayı kullandı. Muhtar da bizi kendi arabasıyla 2 kişi bindirdi ve biz hızlı bir şekilde hasar tespitlerimizi sürdürdük. Böylece işi hızlandırmasıyla birlikte de köy halkı da çok fazla evlerinde beklemek zorunda kalmadı. İşleri de hızlı çözülmüş oldu. Köyde normalde yaşayan çok az insan varmış ama tabii deprem olunca şehir merkezindeki insanlar hop köye göçmüşler. Çünkü köy oldukça güvenli bir durumdaydı. Aslında Elazığ depreminde bu köy çok hasar almış, çok fazla yıkıma uğramış ama bu depremde çok fazla hasar almamış. Tabii ağır hasar verilen binalarda yine vardı. Bir an vardı, yani aklıma geldikçe aslında bu çok güleceğim geliyor. Yani aslında trajik bir olay ama affedin beni ne olur. Şöyle bir olay oldu, biz arabadaydık, tablete verileri giriyoruz. Tam o anda bir deprem oldu. Muhtar böyle o kadar kendinden emin bir sesle bana döndü ve şöyle dedi. Bu depremin büyüklüğü 4'tü dedi. Yani biz orada tabii onun o özgüveni, onun o kendinden
emin bir şekilde bunu söylemesi tabii bizi çok güldürdü açıkçası. Ve sonra bir açıklandı 4.2 gerçekten yani muhtar nokta atışı bir tespit yapmış. Yani artık o kadar sallana yani enteresan bir durumdu. Tabii sonra vali tüm muhtarları toplayarak bir toplantı yapmak istemiş. Dolayısıyla bizim muhtarımız da gitmek zorunda kaldı. Bizi de bir köy meydanına götürdü. Azaya teslim etti. Dedi ki hani bu aza bundan sonra sizi köyde gezdirecek ve hani olabildiğince vatandaşı da mağdur etmeden hızlı bir şekilde süreci sonlandıralım dedi. Tabii biz de çok memnun olduk. Çünkü bizi bir azaya teslim etti. Ama muhtar gittikten sonra kaşla göz arasında aza ortadan kayboldu. Evet bizi yarı yolda bıraktı. Bizi köy meydanında bıraktı. Hiçbir zaten telefonla çekmiyor doğru düzgün köyde. Biz öyle kaldık. Yani aza niye gitti? Bizi niye sattı? Niye bizi orada yarıda bıraktı? Ve o azaya kim oy verdi? Yani hani köylerde seçim nasıl oluyor bilmiyorum ama yani gerçekten aklıma geldikçe hala sövüyorum o azaya. Eğer izliyorsa da seni hiçbir zaman iyi hatırlamayacağımızı bilmelisin diyerek bu konudaki sözlerimi noktalamak istiyorum. Tabii biz o arada köyden işte geçen traktörleri vesaire durdurup hani çünkü işleri de bir şekilde halletmemiz lazım ve köydeki merkezdeki özellikle yerleşim yerlerini bitirdik ama köy biraz büyük ve dağınık bir köy. Diğer bölgelere de gitmemiz gerekiyor. Diğer ekip arkadaşlarımıza da ulaşamıyoruz aslında. Onlarda araba var ama onlara da ulaşamıyoruz çünkü telefonlar çekmiyor. Yani bu konuda epey kilitlendik o aza yüzünden. Ancak sonra bir vatandaş geldi arabasıyla bize ricacı olduk ve bizi gideceğimiz bölgeye kadar bıraktı ve kendi ekip arkadaşlarımızla buluştuk ve ondan sonra da süreci sağlıklı bir şekilde ilerletebildik. Bu arada köy oldukça enteresan bir köy. Yani benim alışık olduğum köylerden değildi en azından. Köyde 3 tane büyük işletme vardı. Biri tavuk üzerineydi, ikisi de yumurta üzerineydi. Ve büyük markalara, büyük firmalara ürünlerini satıyorlardı bu vatandaşlar. Tabii böylesine küçük bir köyde böyle büyük işletmelerin olması aslında çok güzel bir durum. Yani oldukça başarılı girişimler ve üçü de maddi olarak iyi gelir elde ettiklerini beyan ettiler. Bu nedenle de gerçekten tebrik etmek lazım. Şu anda ekranda bir fotoğraf görüyorsunuz. O köyde çekilen bir fotoğraf. Kirişe pencere açmışlar. Çok farklı olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. 21 Şubat akşamı artık bizim tabii ki özel sektörde çalışıyor olmamız vesilesiyle geri dönmemiz gerekiyor. Tabii tabletlerimizi teslim edeceğiz. Gönül isterdik çok daha uzun kalalım bölgede ama tabii özel sektör gereği çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Bu nedenle de dönme kararı aldık. Tabletlerimizi teslim edeceğiz. Tabii biraz beklememiz gerekiyor. Biz de dedik ki zaten yemek saatinde kaçırmıştık. Hani Malatya şehir merkezine gidelim. Bir yerde bir hani en azından bir tost, most artık ne bulursak bir şey yiyelim dedik eğer bulabilirsek. Bulamazsak da zaten yapacak bir şey. Neyse şehir merkezine gittik. Tabii böyle kafe gibi bir yerler gördük. Yani şu an neresi deseniz tarif edebileceğim bir yer değil zaten. Bilmiyorum çünkü şehre hakim değilim ama. Kafelerde insanlar, ışıklar açık, insanlar içeride epey kalabalıklar. Ve tabii bu bizi çok mutlu etti bu görüntü. Çünkü evet çok büyük acılar yaşadık ama bir şekilde de normalleşmeye başladığımızı görmek gerçekten güzeldi. Ve biz de işte arabamızı park ettik. O kalabalık görünen kafelerden birine doğru yürüdük. Tabii kafeye yaklaştığımızda bir farklılık olduğunu da seziyoruz ama anlamlandıramıyoruz da süreci. Neyse kapıyı açtık, içeri bir girdik. Aslında o bizim gördüğümüz kalabalık kafedeki müşteriler değil, evsiz kalan insanların battaniyelerini sarınıp kafede günlerini geçirdikleri yermiş. Yani biz aslında normalleştiler zannederken aslında insanlar oraya sığınmışlar. Tabii bu çok garip bir görüntüydü ve oradan ayrıldık. Utandık da yani açıkçası. Yani niye utandığımızı da bilmiyorum ama hani biz tost yemeye gittiğimiz için yani o anki psikolojiyle utandık ve oradan geri çıktık. Karşıda ufak bir büfe gibi bir çok küçük bir alan vardı. Orada insanlar da yani orada diğer sağlık personelleri vesaire de yani yeleklerinden tanıyoruz. Onlar da orada yemek yiyorlardı. Orada bir tost yedik hızlıca ve yeniden koordinasyon merkezine döndük. 22 Şubat günü Kütahya'ya doğru yola çıktık. Tabii gönül isterdi ki çok daha uzun kalalım ama tabii özel sektöründe can acıtan gerçekleri var. Ve dediğim gibi döndükten sonra Malatya'da bildiğiniz gibi bir deprem oldu ve yıkılan binaların hepsinin ağır veya orta hasarlı olduğunu bize bildirdiler. Bu çok güzel bir tablo çünkü hafif hasarlı bir yer yıkılmış olsaydı veya işte hasarsız bir yer yıkılmış olsaydı orada can kayıpları yaşanabilirdi. Ama orta ve ağır hasarlılar yıkıldığı için de bildiğim kadarıyla sadece 2 can kaybı olmuş olması lazım. Yani söylenen buydu en azından. Onlar da eşya almak için binaya giren insanlar olmuşlar. Yani can kaybının da bu kadar az olması gerçekten sevindirici bir durum oldu. Gerçekten çok büyük depremler yaşadık. Çok büyük acılar yaşadık. Rabbim bu acıları tekrar yaşatmasın. Ancak yaşatmasını istiyorsak bizim katı önlemler almamız gerekiyor. Bizim iyi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yönetmeliklerle özellikle inşaat kalitesini çok üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu video bir hatıra videosu olmuş oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.